Acıyor Michael ya. Acıyor mu? O zaman o elini çek, pis ellerini çek oradan ya. Niye güzelce dans ettin ne güzel? Kızlar erkekler etrafına toplandı, popüler oldun orada. Niye kavgaya dövüşe giriyorsun yani? Ne gerek var? Beni beğeniyor musun? Dansımı beğeniyor musun? Aa! Yani Michael ne yapıyorsun abi? Ağız bu. Beğenmiyorum. Beni beğeniyor musun? Beğenmiyorum seni. Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Ben böyle adam beğenmem. Kavgacı. Birini sevebilirsin ama onunla birlikte olabilir misin bilmiyorum. Bu nedir ya? Unuttun mu sandın? Unutmadım. Orada insanların içine bana gizli gizli laf sokuyorsun. Şu anda bir daha sinirleniyorum. Bak bir daha sinirlendim aklıma geldikçe. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hı? Gölge olduğunu bile bile karşılık vermiyorum diye mi? Neden? Söyle. Neden? Bakma söyle. Senin derdin ne biliyor musun? Sen kendine ulaşılmaz hedefler koyuyorsun. Gölge iyi adam dedin. Tamam peki iyi adam. Ulaşılmaz bir hedef. Abi senin yaptığın şey kendine ulaşılmaz hedefler koyup sonra da onlara ulaşamayınca ya nasıl ulaşamadım demek. Hayır. Sen busun yani bunu yapıyorsun. Bence senin tedaviye ihtiyacın var. Güzel konuşuyorsun ya. Ne kadar güzel. Gölge diye bir yazar var. Başka bir kimlik oluşturmuş kendini. Kendini saklamış. Başarısını, sefasını süremiyor. Kendi gibi yaşayamıyor. Çok güzel. Ben mi hastayım, sen mi hastasın? Hı? Ben sana her şeyimi anlatıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben İrem'den öğreniyorum ya senin yetimhanede büyüdüğünü. Yap bir şaka. Hadi bir şaka, şakacı bir şeyler yap yani. Geçiştir. Bekliyorum. Acı çekince yap be espri gülersin. Herkes seni mutlu zanneder çünkü. Bir köşeye sıkışınca birilerinin taklidini yap. Çık köşelerden, kurtul. Kolay oluyor öyle değil mi? Hı? Bitti mi? Bitmedi. Gölge öyle karanlıkta gölge falan olmuyor. Kusura bakma, bitti şimdi. Madem doğru söze geldik, o zaman eğri oturmayalım. Bak şimdi. Ben kendi kimliğimi gizlemek için yalan söylüyorum. Çünkü kendi özel hayatıma saygım var. Tamam mı? Ama Michael sen... Sen 15 senelik çocukluk arkadaşını... tekrar gördüğünde yerine başkasını soktun. Sen yalan söyledin. Ve sen şimdi yalanla yaşıyorsun. Ve bunun yükü ağır. Bunlar aynı şeyler değil. Eğer benim kim olduğumu gerçekten öğrenmek istiyorsan... Yarın seni aradığımda gel, tamam mı? Gör bakalım kimim. Şunlardan biraz alayım. Şey yapalım. Hı. Şirkete getirir mi? Tabii tabii. Gölgen yamulmuş, haline bak. Çok yaratıcı, çok. Hayır, 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 hayır! Anneciğim, anneciğim sakin ol. Bir güzellik var sende. Vallahi saçını mı boyattın? Çok güzelsin. Gençleşmişsin. Gül kokulum. Kokusu gelir oralardan. Bak öpüyorum seni annem. Gerçekten son ya. Bu son. İnan bana canım benim annem. Gerçekten bu son. Kızım vallahi bıktım ben sizin bu sonlarınızdan. Yeter artık ama. Aa! Ya hiçbir şey olmayacak. Hiç hissetmeyeceksin anneciğim. Hiç hissettirmeyeceğiz yani. Acımayacak. Korkma ne olursun. Güven. Kızına güven. Tabii. Sonra ne olacak? Bunun nişanı var, düğünü var. Onlar ne olacak ha? Hayatım sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bana bak. Sus. Faruk şimdi sıra sana geliyor ha. Zaten o zamana kadar Yiğit beni İrem olarak sevmiş olacak. Ne olur bir şey söyleyeceğim. Biz şu anda çok güzel bir konu konuşuyoruz. Hayırlı meseleler bunlar. Bir de böyle bakın. Bir sevgi, bir aşk var yani. Orada bir negatif ortam oluşmasın. Ne olur babacığıma da sevdiğine de öyle yapma annem. Sonra da Zuzu'yla her şeyi anlatacağız biz. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz ikiniz de. Olmadı. Siz beni nüfusunuza alırsınız. Babam da Zuzu'yu nüfusuna alır. Yani yok artık. Yok artık. Ay Faruk bir şey söyle şu kızlara. Kızlar siz aranızda halledin. Elektrik süpürgesi bozulmuş. Ben onu tamir edeyim. Annem, canım, gül kokulum çok basit. Bak bir şey söyleyeceğim. Süleyman amcayla Yiğit öğleden sonra geliyor. Kızı sizden istiyor, siz de veriyorsunuz. Bu öyle demez. Hayatta olmaz. Bak, bak Deniz, kızım bak vallahi yanlış yapıyorsun. Ya böyle şey yapılır mı anneciğim? Çok güzel, çok teşekkür ederim canım annem. Kabul ettiğin için seni çok seviyorum. Deniz! Vallahi beni kurtardınız Zuzu. Teşekkür ederim.
Çok da şey yapma. Bana kızgın mısın? Sen? Kızgın değil. Dün gece kahveyi fazla kaçırdık ya. Ondan herhalde. Tabii canım, ondandır. Kahveyi fazla kaçırdık. Aslında aklıma bir şey takılıyor. Tuna'yı sürekli bana yapmaya çalışıyorsun ya. Birlikte olalım istiyorsun. Benim başım mı bağlamak istiyorsun yani? İçin rahat mı edecek? Onu anlamadım ben. Hayır canım, o yüzden değil. Ben seni düşündüğüm için. Sağ olasın. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun? Tuna'nın yanına gidiyorum. İmanlı gülüşünü görmedim. Burası mı? Aha. Tuna'nın 2 saatlik hayat hikayesi turuna hoş geldiniz. Bir cümleye sığıyor ama içinden taşıyor insanı. Öyle. Dışarıdan gördüğümüz standart kamu binası. Ama içi ağırdır. Alt dudağın titreyip gözün dolmaya başladığı zaman kendini tutma. Sal. Bırak gitsin. Şimdi üç, iki, bir. Dünyanın en klişe ama en gerçek anı Michael. Kim çikolata ister? Çantamı ver. Hani çantam? Çocuklar, çocuklar yeter artık. Biraz rahat bırakın artık. Birazcık rahat bırakın artık. Oo, misafirin mi var Hayta? Azat oğlum. Dünyanın en çakal, en lazerli güvenlik sisteminden bile daha iyi. Haberi olmadan buraya karınca daha giremez. Merhaba, ben Deniz. Merhaba, hoş geldin kızım. Bu keratayı çocukluğundan beri sanırım. Ne zaman buraya gelse ortalığı dağıtır gider. Korkmamışsın. İlk defa birisini getiriyor yandama. Niye getirdin bu kızı Tuna? Sevgilin mi yoksa? Allah Esra'cığım, bilmem. Kendisine sormak lazım Zira. Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşız biz. Yalancı! 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 Gerçekten arkadaşız. Yani kanka. Kardo. Kings. Aynen. Kankubat. Evet, arkadaşız. Niye? Bilmem. Sevmiyor musun Tuna'yı? Yok. Seviyorum. Seviyorum da arkadaş gibi. Madem öyle, sevgili olun o zaman. Hadi biz ince ince içeri doğru üşüyeceğiz. Buyurun. Yavaş, yavaş. Buyurun. Adana'nın merkezinde. Buyurun. Evet. Tuna'yla ben evleneceğim. Duydun mu? Tamam. Tamam. Gel buraya. Buraya, buraya. Sen mi yaptın bunları? Sen organize ettin değil mi? Benim duygularımla oynayamazsın, tamam mı? Ben evlenmeyeceğim Tuna'yla, tamam mı? Sen evlen. Michael, ne yapıyorsun? Çocukla çocuk oluyorsun ya. Allah Allah ya. Yeni gelen çocukların hepsi ilk geceden ağlar. Ama ben ağlamadım. Neden? Çünkü onlar bilirler kimsenin gelip onları almayacağını. Ben kabul etmek istemedim. Öteledim.
O yüzden annemin gelmediği her gece şuraya bir tane çentik attım bak. Sonra şuradan sona atmayı bıraktım. Ümidimi kaybettim. Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutma. Ne zaman yazdın? Buradan ayrılırken. 18 yaşında. İşte. O zamanlardan belliymiş bir yazarın doğduğu. Gölge olayı ne peki? Ben de tam ona geliyordum. Gel. Kafayı yıkat. Burası çocuk olmak için fazla karanlık değil mi? Bayağı bir mesaim vardı. Ne oldu? Çocuklar insan doğası gereği zaman zaman çok acımasız olabiliyorlar. Yetimhanede bunu ikiyle çarptı. Başta sadece sataştılar. Sonra karşılık verince tabii. Sonra? Sonra işte. Gelin beni buradan. Gece yarısı yatakhanede uyurken kaldırırlardı, gelip buraya kilitlerlerdi. Şikayet etsem ederdim. De. Adam iskoncuya çıkardı, onu da kendime yediremedim herhalde. Eminim. Bazen bir kapatırlardı. Geceden. Kapıyı tekrar açtıklarında tekrar gece olmuş. Gün görmemişiz onu ya. Şikayet etseydin keşke ya. İspiyoncu deselerdi ne olacaktı ki, o çocuk burada nasıl kaldı? Nasıl dayandı buraya? Sabret biraz, bekleyin. Aslında durum gözüktüğü kadar da kötü değildi. Yani şuradan gelen ışığı görüyor musun? Tanıştırayım. Gölge. Memnun oldum. Gölge'yle ilk defa tanışıyorum gerçek manada. Çok müşerref oldunuz herhal. Memnun oldum. Ya. Yani o senin anlayacağın Gölge kafasına göre takılıyor. Çok dertleşmişliğimiz var abiyle. Anladın mı? Ama o hiçbir şeyden korkmuyor, hiçbir şeyden şikayet etmiyor, mızmızlanmıyor, insanın canını sıkmıyor. İyi bir herif yani aslında. Bir tek kötü tarafı var. Biraz ketum. Ağzını bıçak açmıyor. Sen çok acayip bir adamsın ya. Sen de öylesin. Yani senin anlayacağın benim lakabım Gölge değil. Gölge benim der doktorum. Ne diyorsun? Tedavisi var mı burada? Gerek yok. İnime hoş geldin. Ayakkabıyla mı giriyorsun? Gir, gir. Yuh. Böyle bir yerde mi yaşıyorsun? Hı hı. Ana, sabıncak. Çeker mi bu beni? Çeker bence. Bir dene. Neden böyle bir yerde yaşıyorsun ki? Hava mı atıyorsun?
Ne gerek var? Benim hiç evim olmadı ki. Yani köklenmek, ait olmak falan çok bildiğim şeyler değil. Yani bırakıp gidecekmiş gibi bir anda böyle. Ne bileyim. Güzel. Güzel aslında ya. Aa. Tetris. Sever misin? Severim. Pazardan almıştım ben de. Şey, Atari var mı? Alabilir misin? Yeni kitabım. Seviyor, sevmiyor. Ne ki bu? Polisiye mi, gerilim mi nedir? Yani neyle alakalı? Senle. Nasıl gidiyor? İyi. İyi makine yani. İşlemcisi falan sağlam yani. Şey değil. Boş değil. Okumamı ister misin? İstemiyorum. Dersen. İnanır mısın? İnanır mıyım ki? Bilmem ki. Ve sisler içinde o kız çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda biliyordum. Bendeki eksik bir şeyleri tamamladığı için değil. Onunla birlikteyken kendimden daha güzel, daha eğlenceli biri haline geldiğim için onu seveceğim. Çok seveceğimi biliyordum. Michael! Dursana bir dakika. Tamam. Anlıyorum. Duygusal olarak sana biraz ağır geldi. Ama gitmesen olmaz mı? Kal. Kalamam. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey olduğu gibi olmasa. Ya sen bu gece burada kalsan yanımda. Sadece yanımda durarak. Ve ben temin etsem seni bir daha asla bu şekilde benim tarafından bir rahatsızlık hissetmeyeceğine dair. Kalır mısın? Neredeyim ben ya? Tuna'nın ini. Manzara güzelmiş gündüz. Bir dahaki geldiğimde oyun oynayalım Atari. Atari çalışıyor mu ki hala ya? Tuvalette misin sen? Bak benden önce kimse tuvalete giremez, anladın mı? Benden önce tuvalete gelen insanı ben mahvederim, duydun mu beni? Neredesin? Nasıl ya?
gerek nişanlarını yapmamız. Pardon, Tuna Ertürk'ü gördünüz mü acaba? Maalesef Tuna Bey az önce check-out yapıp ayrıldı. Nasıl yani, tamam mı gitti? Hayır, görmüyorum. Nasıl görmüyorsunuz ya? Hoppa! Tuna. Tuna yok mu? Az önce eşyalarını toplayıp gitti. Ücretsiz izne mi çıkıyormuş? Ne öyle bir şeyler söyledi. Nasıl giriyor ya? Kimseye haber vermeden nereye gidebilir ki? Tamam, panik yapma. Otoparka indi. Koşarsan yetişirsin. Tamam, koşacağım o zaman. Yiğit Bey, parti süslemelerinden Deniz sorumlu dedi. Arabası gereken bir sürü insanlar varmış. Benim de var, benim de gitmem. Hop. Tekrar azar işitmek istiyorsan sen bilirsin. Ama bunu da Yiğit Bey'e sen söylersin. Bir şey söyleyeceğim, parti başka yerde. Ben niye bu balonları burada şişiriyorum? Sorgulama Deniz. Dediğimi yapacaksın. Çünkü parti hazırlıkları burada olacak. Hadi canım. Tuna'ya gelince koşmakla onu durdurabileceğini hiç sanmıyorum. Sen gittiği yerde bulursun onu. Bulur muyum? Neşe Hanım, pompa yok mu? Hı? Yok mu? Ben nasıl şişireyim bu kadar balonu? Benim ciğerim sönmez mi? Ben insan değil miyim yani? Son derece güçlü bir nefesim var Deniz. Gerçekten ciğerim söndü burada ya. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.